Yaman, evladım bak, portakal sıktım sana. Aa, teşekkür ederim anneanne. Hadi ama sen de oyunu bırak da sınavına çalış. Ben de biraz uzanacağım. Ne oldu? Romatizman mı azdı? Sorma evladım. Havadan herhalde. İlacından alsana. İlacım bitmiş. Pazar günü nöbetçi eczane ara ki bulasın. Ben hemen bulup gelirim. Şifa eczanesi nöbetçiymiş. Kapı kilitli. Hayırdır genç? Bu kapıdan geçmem lazım. Siz açabilir misiniz? Açmasını açarım ama o robotlar etraftayken aşağı inmem ben. Peki robotların icabına baksam? Hadi lan. Sen o robotların icabına bak. Ben sana dünyanın tüm kapılarını açarım. Çattık ya. Yaman delikanlıymışsın. Helal olsun. Hadi amca hadi. Daha bir sürü işim var ya. Eylemen. Bu robotların hepsi çipini yemiş. Acil romatizma ilacı lazım. Nasıl yapacağız? Al. Bu benim ilacım. İşini görür. Ben de çok çekiyorum romatizmadan. Sizinki de mi azdı? Böyle havalarda hep azar. Yarın çok fena sis olacak. Sis mi? Ama yarın erkenden sınavım var karşıda. Vallahi vapurlar çalışmaz. Köprüyü de unut abisi. Neyse, anneannem bekler, ben kaçtım. Dur, al şu emaneti. Ben icat ettim. Hiç yoktan iyidir. Sağ ol evladım. Hadi artık dersini çalış. Yarın sınavım var. Anneanne, sence yarın sis olur mu? Romatizma ağrılarım olacağını söylüyor. Peki ben okula nasıl gideceğim? Her işin bir yolu bulunur evladım. Gün doğmadan neler doğar. Anneanne, anneanne! Tarih kitabımı okulda unutmuşum. Ah be evladım. Ne yapacaksın şimdi? Pazar günü açık kitapçıda yoktur ki. Dur dur. Beyazıt'ta tanıdık bir sahaf var. Her gün açıktır o. Merhaba. Merhaba delikanlı. 7. sınıf tarih kitabına ihtiyacım var. Bir bakalım. İşte burada. Bu nedir ya? Araya karışmış herhalde. Bakayım. Osmanlıca bir taslak. İnsan gücüyle çalışan bir uçuş makinesine benziyor. Ne? Uçuş mu? Tabii ya. Uçarak geçebilirim karşıya. Sayfaların devamı nerede acaba? Eski kitapların yerini babam biliyor. O da evinde ama telefonu yok. Gitsem yardımcı olur mu? Olur tabii. Buradan çık, sola dön, sonra sağa. Himmet Apartmanı 5 numara. Teşekkür ederim. İstanbul yaşanmaz oldu. Sokaklarda dolaşılmıyor artık. Belki de uçmak lazım. Neyse, bu sayfanın devamını arıyorum. Demek uçmak istiyorsun. 3, 14, 37. Efendim? 3, 14, 37. Sahafa geri dön, orada bulursun. Sen burada mıydın? Ben de bir lavaboya kadar gitmiştim.
Ha, kitabı bulmuşsun. Burada uçan bir makinenin yapımını anlatıyor ama eski dilde. Ya Osmanlıca. Anneannem su gibi Osmanlıca bilir. Anneanne ne diyor kitap? Uçan bir makinenin yapılışını anlatıyor. Kim yapabilir bu makineyi acaba? Vallahi yapsa yapsa İsmail Usta yapar. Yeri tünelde. Git ona, sana yardımcı olur. Al, bunlar da kitabın Türkçe çevirileri. İsmail Usta siz misiniz? Evet, ne vardı? Beni anneannem gönderdi, Şükriye Hanım. Sizi tanırmış. Bir konuda yardımınıza ihtiyacım var. Sen Şükriye Hanım'ın torunu musun? Elbette yardım ederim, elbette. Bana bu uçan makineyi yapabilir misin? Vay canına. Sen istemesen de yapardım bunları gördükten sonra. Ama artık yapamam. Neden? Çünkü yaptığım tüm robotlar kontrolümden çıktı. Elimi ayağımı bağladılar. O çılgın robotları sen mi yaptın? Aslında hepsi normal çalışıyordu. Çok faydalıydılar. Ama bir gün apartmanın çatısına baz istasyonu kurulunca hepsinde şalterler attı. Kafayı tırlattılar. Peyami hariç. Peyami kim? Benim süper teknolojik tekerlekli sandalyem. Elim ayağımdı Peyami. En sonunda onu da kaçırıp bilmediğim bir yere götürdüler. Peki yapacak bir şey yok mu? Onlara karşı geliştirdiğim bir silah var ama silah kullanacak cesaret kimsede yok. Ben kullanırım. Eğer Peyami'yi kurtarırsam bana o makineyi yapar mısın? Göster bakalım kendini evlat. İşte İsmail Usta. Peyami'yi getirdim. Peyami. Şükür kavuşturana. Aferin be evlat. Boyundan büyük işleri hallettin. O zaman sıra bende. Senin şu acayip uçan makineyi yapacağım sana. Yaşa be usta. Bazı parçalara ihtiyacım olacak. Ama benim dükkanı robotlar soyup sovana çevirdiği için işimiz zor. Peki ne yapalım? Bu parçaları robotların üzerinden toplarsan makineyi yapabilirim. Olmuş bir usta. Al bakalım. Bu listede gerekli parçalar yazılı. Parçalar tamam usta. Sabaha yetişir miyiz? Sabahın ilk ışıklarıyla burada ol. Günaydın. Günaydın. Çalışabildin mi? Eh,